Sıcak bir gelişmemiz var. Onunla başlayalım. Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde demir üretimi yapan bir fabrikada bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Ve patlamada maalesef biri ağır, iki kişi yaralandı. Detayları şimdi Habertürk muhabiri Veysi İpek'ten alacağız. Veysi, nedir patlamayla ilgili son durum? Değişen bir bilgi var mı? Seni dinleyelim. Evet, Oyatibi, bir yaralı, üç yaralı aslında, biri ağır olmak üzere üç yaralı olduğunu şimdi yine teyit ettik tekrar. Biraz önce iki yaralı olarak bilgi vermişlerdi. Diyarbakır Elazığ Karayolu'nda üzerinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nde alüminyum ve demir üreten bir fabrikada saat 10 sularında bir patlama meydana geldi. Bu patlamayla birlikte bölgeye tabii çok sayıda ambulans, itfaiye ekipleri sevk edildi. Şu anda da orada jandarma ve polis de güvenlik önlemleri almış durumda bölgede. Şu anda çalışmalar devam ediyor. Bir taraftan çıkan yangın söndürülme çalışıyor. Diğer taraftan da içeride arama çalışmaları devam ediyor. Dediğim gibi yaralılar Diyarbakır Gazi Yaşar ile Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Birinin durumunun ağır olduğunu bilgisini paylaştılar. Son olarak da 3 yaralı olduğunu söyleyebiliriz. Biraz önce son dakika olarak da bize bu bilgiyi aktardılar. Tabii şu anda da kimyasal, biyolojik, radyolojik nükleer tehditlere karşı da özel ekipler, AFAD ekipleri kıyafetlerini giyerek içeride arama tarama çalışmalarını sürdürüyor. Bir taraftan da dediğim gibi itfaiye ekipleri de çalışmalarını sürdürüyor. Biz yeni gelişmeler oldukça aktarmayı sürdüreceğiz Oyatibi. Peki Veysi İpek, çok teşekkür ediyoruz. Biz de yeni bilgiler geldikçe senden almaya devam edeceğiz. Efendim, tekrar etmekte fayda var. Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde demir üretimi yapan bir fabrikada bilinmeyen bir nedenle patlama oldu. Ve biri ağır, iki kişi de yaralandı. Detayları dinledik.